Hazreti Peygamber'in Müslümanları namaza teşvik etmeleri. Bu konuda Hazreti Osman ve Selman'dan gelen hadisler. Bir gün Hazreti Osman'ın yanında oturuyorduk. O sırada müezzin ezan okumak üzere geldi. Onun gelişini gören Hazreti Osman su istedi. Kendisine bir kap içerisinde bir avuç kadar su getirildi. Abdest aldıktan sonra şunları söyledi. Hazreti Peygamber bir gün benim biraz önce aldığım gibi abdest alarak şöyle buyurdular. Kim benim abdest aldığım gibi abdest alır ve sonra da kalkıp öğle namazını kılarsa sabahla öğle arasındaki günahlarına kefaret olur. Sonra ikindi namazını kılarsa öğle ile ikindi arasındaki günahlarına kefaret olur. Sonra akşam namazını kılarsa akşamla ikindi arasındaki yatsı namazını kıldığında da akşamla yatsı arasındaki günahlarına kefaret olur. Bundan sonra insan gece boyunca çeşitli günahlar işleyebilir. Ancak sabah olduğunda kalkıp abdest alarak sabah namazını kılarsa bu onun gece boyunca işlemiş olduğu günahlarına kefaret olur. İşte bu namazlar iyilikler günahları siler ayetinde belirtilen iyiliklerdir. Bunun üzerine orada bulunan kimseler, ey Osman, peki Kur'an-ı Kerim'deki el-bakiyatu salihat, yani sürekli kalan salih amellerle kastedilen şeyler nelerdir diye sordular. Hazreti Osman, bunlar la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve ve la havle ve la kuvvete illa billah sözleridir dedi. Ebu Osman şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi ile bir ağacın altında oturuyorduk. Bir ara Selman ağacın dallarından birini tutarak yaprakları dökülene kadar salladı. Sonra da bana dönerek, ey Osman, bunu niçin yaptığımı bana sormayacak mısın dedi. Bunun üzerine ona, peki söyle bakalım, bunu niçin yaptın dedim. Şöyle buyurdu. Bir keresinde Hazreti Peygamber'le birlikte aynen bu şekilde bir ağacın altında oturuyorduk. Ağacın dallarından birini tutup yaprakları dökülünceye dek salladıktan sonra, ey Selman, bunu niçin yaptığımı bana sormayacak mısın buyurdular. O zaman ben de, ey Allah'ın Resulü, bunu niçin yaptınız diye sordum. Şöyle buyurdular. Bir Müslüman güzelce abdest alıp sonra da beş vakit namazını kılarsa onun günahları işte şu ağacın yaprakları gibi dökülür. Arkasından da gündüzün iki tarafında sabah öğle ve ikindide ve gecenin yakın saatlerinde akşam ve yatsı vakitlerinde namaz kıl. Doğrusu iyilikler günahları siler. Bu nasihatten istifade edenlere bir vaaz, bir öğüttür ayetini okudular. Hazreti Peygamber'in kişinin namaz ve amelleriyle şehitleri geçebileceğini söylemeleri. Hazreti Peygamber zamanında amel yönünden biri diğerinden daha üstün iki kardeş vardı. Üstün olan kardeş önce öldü. Diğeri ise bir müddet daha yaşadı. Onun vefatından sonra halk ilk ölenin diğerinden üstün olduğunu söylediler. Bu durumu haber alan Hazreti Peygamber, peki o ikincisi namaz kılmıyor muydu diye sordular. Evet ey Allah'ın Resulü, kılardı denildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. O halde bu sözleri nasıl söyleyebiliyorsunuz? Kim bilir, belki de namazı onu kardeşinin mertebesinden daha yüksek bir mertebeye ulaştırmıştır. Çünkü namaz insanın kapısının önünden akan tatlı ve tertemiz bir ırmağa benzer. Günde beş defa o nehre girip yıkanan bir kişinin üzerinde kir namına bir şey kalır mı dersiniz? Kudaa oğullarından olan Beli kabilesine mensup iki adam vardı. Bu ikisi Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olmuşlardı. Bunlardan birisi şehit düştü, diğeri ise ondan bir sene sonra eceliyle öldü. Daha sonra Talha bin Ubeydillah rüyasında onun şehit olandan daha önce cennete girdiğini gördü. Sabah olduğunda da gidip bu rüyasını Hazreti Peygamber'e anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, peki bu ikincisi kardeşinden sonra bir ay Ramazan orucunu tutup bu bir sene içerisinde de 6000 rekat namaz kılmadı mı buyurdular.
Hazreti Peygamber'in namaz kılan bir kişiye bu senin günahının kefaretidir buyurması. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Bir gün mescitte Hazreti Peygamber'le birlikte oturmuş namazı bekliyorduk. Bu sırada adamın birisi kalkıp "Ey Allah'ın Resulü, ben bir günah işledim." dedi. Hazreti Peygamber ona cevap vermediler. Namaz kıldıktan sonra adam sözlerini bir daha tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sen şimdi bizimle birlikte namaz kılmadın mı? Bu namaz içinde güzel bir abdest almadın mı?" diye sordular. Adamın "Evet" demesi üzerine de "İşte bu namaz işlemiş olduğun o günahın kefaretidir." buyurdular. Hazreti Peygamber'in "Amellerin en üstünü hangisidir?" sorusuna cevap vermeleri. Adamın biri Hazreti Peygamber'e amellerin en üstününü sordu. Hazreti Peygamber "Namazdır" dediler. Adam "Sonra hangisidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber "Yine namazdır" buyurdular. Adam bir kere daha "Sonra hangisidir?" dedi. Hazreti Peygamber bu kez de "Namazdır" karşılığını verdiler. Adamın sorusunu tekrarlaması üzerine Hazreti Peygamber "Allah yolunda cihattır" dediler. Bunun üzerine adam "Benim annemle babam hayattadırlar" dedi. Hazreti Peygamber de ona "O halde sana annenle baban hakkında hayrı emrediyorum" buyurdular. Ancak adam "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu kadar üstün bir amel olan cihat için onları terk edeceğim" dedi. Hazreti Peygamber "Sen bilirsin, istediğin gibi yap" buyurdular. Hazreti Peygamber'in İslam'ın rükünlerini yerine getireceğini söyleyen kimseye "Sen sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaksın" buyurması. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, söyler misiniz, eğer ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder, 5 vakit namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve onun hakkını tam olarak verirsem hangi gruptan olurum?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Şehitler ve sıddıklardan olursun" buyurdular. Hazreti Peygamber'in ölüm döşeğinde bulundukları sırada namazı vasiyet etmeleri. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Peygamber son nefeslerine kadar bizlere namazı ve ellerimizin altındaki kölelerimizi vasiyet ettiler. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Peygamber benden kendilerinden sonra ümmetinin dalalete düşmemesi için bir şeyler yazdırmak üzere yazı malzemesi getirmemi emrettiler. Fakat gidip gelinceye kadar son nefeslerini verir korkusuyla "Ey Allah'ın Resulü, ben sizin söylediklerinizi ezberler ve unutmam" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Sizlere namazı, zekatı ve bir de ellerinizin altındaki köleleri vasiyet ediyorum" buyurdular. Hazreti Peygamber vefatları esnasında son nefeslerine kadar namazı, zekatı ve köleleri vasiyet etmişler. "Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun kulu ve Resulüdür" kelimesini emrederek "Kim bu iki şehadeti getirirse cehennem ateşi ona haram olur" buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber'in son sözleri "Namazlara dikkat ediniz, namazlara dikkat ediniz ve köleler hususunda Allah'tan korkunuz" oldu. Hazreti Ebubekir ile Ömer'in namaz hakkındaki sözleri. Hazreti Ebubekir şöyle buyurmuştur. "Namaz Allah'ın yeryüzündeki emaneti ve teminatıdır." Ebu'l-Müley şöyle diyor. Hazreti Ömer'in minberde "Namaz kılmayanın İslam'la alakası yoktur" buyurduğunu işittim. Hazreti Zeyd bin Sabit, Huzeyfe, İbni Ömer ve İbni Amr'ın namaz hakkında söyledikleri. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh namaz hakkında şunları söylemiştir. İnsanın evinde kılmış olduğu namazları evi için bir nurdur. Kişi namaza kalktığında günahları başının üzerine asılır. Allah Teala onun her yaptığı secdeye karşılık bir günahını affeder. Huzeyfe radıyallahu anh şunları söylüyor. Kul güzel bir abdest aldıktan sonra namaza durduğunda
Allah Teala yüzüyle ona yönelir ve kul yüzünü çevirmediği veya sağa sola bakmadığı sürece yüzünü ondan çevirmez. İbni Ömer radıyallahu anh namaz hakkında şunları söylemiştir. Namaz, tükenmek bilmeyen bir hasene ve sevap kaynağıdır. Bu yüzden de bu hususta bana kim ortak olursa olsun hiç korkum yoktur. Abdullah bin Amr şöyle diyor. Herhangi bir Müslümanın üzerinde namaz kılmış olduğu bir dağ tepesi veya onun taşlarıyla inşa edilmiş mescit gibi yerler ona, sen Allah Teala'nın arazilerinden olan benim üzerimde onun için namaz kıldın. Ben de Allah'ın huzuruna çıktığın o günde bu hususta sana şahitlik yapacağım der. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Hazreti Adem'in boynunda bir çıban çıkmıştı. Bir namaz kıldığında bu çıban onun göğsüne indi. İkinci defa namaz kılışında böğrüne, üçüncüsünde ise ayak topuklarına indi. Bir namaz daha kıldığında da baş parmağına indi. Son bir namaz daha kıldığında bu çıbandan tamamen kurtuldu. İbni Mesud, Selman-ı Farisi ve Ebu Musa'nın radıyallahu anhüm namaz hakkındaki sözleri. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle söylemiştir. İnsan namazda bulunduğu sürece padişahın kapısını çalmaktadır. Padişahın kapısı çalanlar için mutlaka açılır. İbni Mesud radıyallahu anh şunları söylemiştir. İhtiyaçlarınızı farz namazların üzerine yükleyiniz. Çünkü farz namazlar ihtiyaçlarınızın görülmesine vesile olur. Yine İbni Mesud radıyallahu anh şunları söylemiştir. Büyük günahlardan korunmak şartıyla kılınan namazlar aralarındaki günahlara kefaret olur. Selman-ı Farisi radıyallahu anh şunları söylemiştir. Kul namaza durduğunda hataları başının üzerine asılır. Namaz bitmeden önce de bunların tamamı dağılıp gider. Tıpkı hurmaların hurma ağaçlarından düşüp de sağa sola dağılmaları gibi. Tarık bin Şihab şöyle anlatıyor. Gece ibadetlerini öğrenebilmek için bir gece Selman'ın evinde kaldım. O, gecenin sonunda kalkarak bir süre namaz kıldı. Ben onun gece boyunca hiç yatmayıp devamlı ibadet ettiğini zannediyordum. Bunu kendisine söylediğimde o şöyle buyurdu. Hakkıyla eda edilen beş vakit namaz, ölüm hariç tüm dertlerin devasıdır. İnsanlar akşama üç grup halinde ulaşırlar. Bir grubu vardır ki ne kârda ve ne de zarardadır. İkinci grup insanlar hiç kârı olmayıp tamamen zararda olanlardır. Son grupta bulunanlarsa sadece kârda olan kişilerdir. Halkın gafletini ganimet bilerek gece karanlığında kalkıp sabaha kadar Allah'a ibadet eden kişiler yalnızca kârda olup hiç zarar etmeyenlerdir. Bir kişi de vardır ki halkın gafletini fırsat bilerek günahlara dalar. Böyle kişiler hiç kârları bulunmayıp sadece zarar edenlerdir. Yatsı namazını kıldıktan sonra yatanlarsa ne kâr ve ne de zarar edenlerdir. Sakın seni yorgun düşürecek şekilde hızlı hızlı yürüme, itidali hiçbir zaman elinden bırakma ve başına geçtiğin bir işte sebat et. Ebu Musa el-Eş'ari şunları söylemiştir. Bizler günah yüklerimizi gitgide ağırlaştırıyoruz. Ancak kıldığımız farz namazlar kendisinden önceki günahların kefareti olur. Ama daha sonra günah yükümüzü bir daha çoğaltırız. Ondan sonra kılacağımız namaz da onun için kefaret olacaktır. Hazreti Peygamber'in namaz gözümün nurudur buyurması. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Dünya nimetleri içerisinde bana güzel koku ve kadın sevdirilmiştir. Namazsa gözümün nuru kılınmıştır. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e şunları söylemiştir. Namaz sana sevdirilmiştir. O halde ondan dilediğini alabilirsin. Hazreti Peygamber'in benim arzu ve isteğim gece namazıdır buyurması. Ashabıyla birlikte oturmakta olduğu bir sırada Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah Teala her peygamber için bir arzu ve istek vermiştir. Benim arzu ve isteğimse gece ibadetidir. Ben
gece ibadetine kalktığımda sakın hiç kimse benim arkamda namaz kılmasın. Allah Teala her peygamber için bir rızık ve geçim yolu kılmıştır. Benim rızkım ve geçim yolum ganimetlerin beşte biridir ki benden sonra da Müslümanların idarecilerine aittir. Hazreti Peygamber'in ibadeti hakkında sahabilerin söyledikleri. Hazreti Peygamber ayakları şişinceye kadar gece ibadeti yapardı. Kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamamış mıdır? Kendinizi niçin bu kadar yoruyorsunuz?" denildiğinde de, "Rabbime çok şükreden bir kul da mı olmayayım?" buyururlardı. Hazreti Peygamber, ayakları çürümüş kırba gibi oluncaya kadar ibadete devam etti. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bu kadar sıkıntıya girmeye seni sürükleyen nedir? Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmedi mi?" dediler. Hazreti Peygamber, "Evet, affetti. Fakat ben çokça şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu. Enes bin Malik'ten Hazreti Peygamber'in gece namazı soruldu. Enes, "Biz onu geceleyin hangi saatte namaz kılarken görmek istesek görürdük." Hazreti Peygamber bazen peş peşe o kadar fazla oruç tutardı ki devamlı oruç tutacak sanırdık. Bazen de o kadar ara verirdi ki artık oruç tutmayacak sanırdık dedi. Resulullah'la beraber bir gece namaz kıldım. Namazı o kadar çok uzattı ki ben kötü bir iş yapmaya teşebbüs edecek hale geldim. Bana o kötü iş nedir diye sordular. Ben de neredeyse namazı bırakıp oturacaktım dedim. Allah'ın Resulü bir gece kalktı. Namazda sabaha kadar, "Ya Rab, onlara azap edersen kesinlikle onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen kesinlikle sen her şeye galip ve hakimsin." ayetini okudu. Hazreti Peygamber biraz hastalandı. Sabahladığında, "Ey Allah'ın Resulü, sende hastalık eseri apaçık görülmektedir." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sizin de gördüğünüz gibi biraz rahatsızım. Bu akşam Kur'an'ın 7 uzun suresini okudum." dedi. Hazreti Peygamber'in gece namazıyla ilgili Huzeyfe'nin rivayeti. Peygamberle beraber bir gece namaza durdum. Arkasında olduğumu bilmiyordu. Bakara suresinden okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya gider diye düşünüyordum. Fakat rükûya gitmedi. Bakara'dan sonra Nisa suresini, ondan sonra da Ali İmran suresini okumaya başladı. Bunları okurken de ağır ağır kelimelerin hakkını vererek okuyordu. Bir dilek ayeti geldiğinde Allah'tan dilekte bulunuyor, bir azap ayeti geldiğinde de "Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum." diyordu. Sonunda rükûya gitti. Rükûda durmadan "Subhane Rabbiyel Azim" diyordu. Rükûda da kıyamda kaldığı kadar durdu. Sonra "Semiallahu limen hamide" diyerek kalktı. Rükûda kaldığı zamana yakın bir zaman ayakta durduktan sonra secdeye gitti. Secdede de ayakta kaldığı zamana yakın bir müddet kaldı. Resulullah'a geldim. Namaz kılıyordu. Onun namazına uyarak ben de arkasına durdum. Fakat o benim orada olduğumu bilmiyordu. Bakara suresini okumaya başladı. Sureyi bitirince rükûya varacak sandım. Fakat Hazreti Peygamber devam ederek Ali İmran ve Nisa suresini de okudu. Ravilerden Sinan şöyle diyor: "Hatırladığım kadarıyla Huzeyfe, Hazreti Peygamber 4 rekat namaz kıldı. Onun rükû kıyamı kadardı. Sonra da Hazreti Peygamber'e arkasında olduğumu söyleyince, niçin bana arkamda olduğunu bildirmedin?" dedi. Ben de, "Seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, ben hala onun acısını sırtımda hissediyorum." dedim. Hazreti Peygamber, "Senin arkamda olduğunu bilseydim, kesinlikle namazı hafif kılardım." buyurdu demiştir. Hazreti Peygamber'in gece namazında Kur'an okuyuşu hakkında Hazreti Ayşe'nin rivayeti. Hazreti Ayşe'ye, "Bazı kimseler bir gecede bir veya iki defa Kur'an'ı okurlar." denildi. Hazreti Ayşe, "Onların okuması okuma sayılmaz.
ben Hazreti Peygamber'le gece namazı kılıyordum. Hazreti Peygamber Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini okuyor ve nerede tehdit ayetleri geçse muhakkak Allah'ın rahmetine sığınıyor ve nerede de müjde ayetleri geçse orada da Allah'tan niyazda bulunuyor, lütuf ve ihsan diliyordu, dedi. Hazreti Peygamber hastalandığında Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını emretmesi. Biz Hazreti Ayşe'nin yanında bulunuyorduk. Namaza devam etmekten söz açıldı. Hazreti Ayşe şunları anlattı. Hazreti Peygamber öleceği hastalığa tutulduğunda namaz vakti geldi. Bilal ezan okudu. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'e söyleyiniz, halkın önünde namaz kıldırsın buyurdu. Ona Ebu Bekir çok üzülen ve ağlayan bir kişidir. Senin yerine geçerse kesinlikle halkın önünde namaz kıldırmaya gücü yetmeyecektir denildi. Hazreti Peygamber bu emrini yeniledikçe onlar da aynı şeyi tekrarladılar. Üçüncü defa emir verdikten sonra siz Hazreti Yusuf'un kadınları gibisiniz. Ebu Bekir'e söyleyiniz halka namaz kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine babam namazı kıldırdı. Babamın namaz kıldırdığı sıralarda Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı hafifledi. İki kişinin omuzlarına dayanarak namaza çıktı. Halsizlikten ayakları yerde sürünüyordu. Hazreti Peygamber mescide girince babam mihraptan çekilmek istedi. Fakat Hazreti Peygamber yerinde kalması için işaret etti. Gidip babamın yanına durdu. Hazreti Ayşe'nin huzuruna girerek Resulullah'ın hastalığından bana haber verir misiniz dedim. Evet vereyim dedikten sonra şunları anlattı. Hazreti Peygamber ağırlaştığında halk namazı kıldılar mı diye sordu. Biz hayır seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Hazreti Peygamber o halde bana leğenle su getirin dedi. İstediğini getirdik. Hazreti Peygamber yıkandıktan sonra kalkmak istedi. Fakat bayıldı. Sonra ayılınca halk namazını kıldılar mı diye sordu. Biz, hayır kılmadılar ey Allah'ın Resulü, seni bekliyorlar dedik. Tekrar, bana leğenle su getirin dedi. Yine aynı şeyi yaptı. Kalkmak isteyince tekrar bayıldı. Sonra tekrar ayıldı. Bir kez daha, halk namazı kıldılar mı diye sordu. Biz, ey Allah'ın Resulü, kılmadılar, seni bekliyorlar dedik. Halk oturarak mescitte peygamberi bekliyordu. Namaz da yatsı namazıydı. Bu kez Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e söyleyin de namazı kıldırsın diye emretti. İnce kalpli bir insan olan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e namazı sen kıldır dedi. Fakat Ömer, namazı kıldırmak hususunda sen benden daha müstahaksın dedi. Hazreti Peygamber'in hastalığı müddetince namazları Ebu Bekir kıldırdı. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırırken Hazreti Peygamber'in onları seyretmesi ve Müslümanların sevinmeleri. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın vefat edeceği hastalığında halka imamlık yapıyordu. Pazartesi günüydü. Sahabiler saf halinde namazdaydılar. Hazreti Peygamber mescide bakan kapının örtüsünü kaldırmış, ayakta bize bakıyordu. Yüzü Kur'an'ın parlak sayfaları gibi parlıyordu. O kadar çok sevindik ki neredeyse namazı bozacaktık. Ebu Bekir topukları üzerinde geriye çekilmek istedi. Hazreti Peygamber'in namaza geleceğini sanmıştı. Fakat Hazreti Peygamber namazı tamamlamak için işaret etti ve perdeyi indirdi. Aynı günde vefat etti. Hazreti Ömer'in namaz geçiyor sözünü duyarak baygınlığından ayılması. Misver bin Mahrem'e şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer yaralandığı zaman yanına girdim. Üstüne bir örtü örtmüşlerdi. Nasıl oldu diye sordum. Gördüğün gibidir dediler. Onu namazda ayıltın. Çünkü ona namazdan daha fazla korku veren bir şey yoktur dedim. Bunun üzerine halk, ey müminlerin emiri, kalk, namaz vakti geçiyor dediler. Hazreti Ömer, ya Allah diyerek kalktı ve namaz kılmayanın İslam'da hakkı yoktur dedi ve yarasından kanlar aktığı halde abdest alıp namaza durdu. Hazreti Osman'ın bütün geceyi tek rekatta Kur'an'ı hatmederek ihya etmesi.
Hazreti Osman'ın evi asiler tarafından kuşatıldığında hanımı asilere, "Siz onu öldürmek mi istiyorsunuz? İster öldürünüz, ister bırakınız. Kesinlikle o bütün geceyi bir tek rekatla ihya eder ve o rekatta bütün Kur'an'ı hatmeder," dedi. Osman bin Abdirrahman et-Teymi şöyle anlatıyor: "Kesinlikle bugün ben gecemi Hazreti İbrahim'in makamında namaz kılmakla geçireceğim diye niyet ettim. Yatsıdan sonra makamda namaza durdum. Ben namaz kılarken birisi elini omuzlarıma koydu. Selamdan sonra baktım ki Osman'dır. Osman, Fatiha'dan başlayarak Kur'an'ı sonuna kadar okuyarak namazını tamamladı. Selam verdi ve ayakkabılarını alıp gitti. Daha önce de namaz kılıp kılmadığını bilmiyorum." İbn Abbas'ın gözleri görmez olunca namaza ara vermesi gerektiği için tedaviden vazgeçmesi. İbn Abbas'ın gözü görmez olduğunda ona bir kişi gelerek, "Eğer sen 7 gün sabreder, namaz kılmaz, sırt üstü durursan, namaz için işaretle iktifa edersen seni tedavi ederim ve Allah'ın izniyle gözün de şifa bulur," dedi. İbn Abbas fetva almak için Hazreti Ayşe ile Ebu Hureyre ve başka sahabilere haber gönderdi. Herkes, "Acaba bu 7 gün içinde ölürsen nasıl olacaksın? Namazı kılmadığın için ne yapacaksın?" dediler ve böylece o gözünü tedavi ettirmekten vazgeçti. Abdullah bin Mesud'un namaza olan düşkünlüğü. Abdullah bin Mesud neredeyse nafile oruç tutmazdı. Kendisine niçin oruç tutmadığı sorulduğunda, "Ben oruç tuttuğum zaman namaz kılmakta güçlük çekiyorum. Halbuki namaz benim yanımda oruçtan daha sevimlidir," dedi. Oruç tuttuğunda da başında, ortasında ve sonunda olmak üzere ayda 3 gün tutardı. Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim'in namaza olan düşkünlüğü. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: "Bir gece yatsıdan sonra Hazreti Peygamber'in yanına geçtim. Bana nerede olduğumu sordu. Senden sonra birisi yüksek sesle Kur'an okuyordu. Ben de onu dinledim. Senin ashabın içinde onun kadar sesi güzel olan ve onun kadar güzel Kur'an okuyan kimse görmedim," dedim. Hazreti Peygamber adamı görünce, "Bu Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim'dir. Onun gibilerini benim ümmetimde yaratan Allah'a hamdü senalar olsun," buyurdu. Ebu Musa ve Ebu Hureyre'nin namaza olan düşkünlükleri. Biz Ebu Musa el-Eş'ari ile bir seferde bulunuyorduk. Bir gece bir bostana sığındık. Orada konakladık. Ebu Musa gecenin bir miktarında kalkarak namaz kıldı. Sesi o kadar güzeldi ve Kur'an'ı o kadar güzel okuyordu ki tarif edemem. Hangi ayeti okuyorsa onun gereğini yapıyordu. Namazı bitirdikten sonra, "Allah'ım, ferahlık veren sensin ve ferahlık sendendir. Güven veren sensin, güvenlik veren kimseleri seversin. Koruyucu sensin ve koruyucu kişiyi seversin. Doğru olan sensin ve doğru olanı seversin," diye dua etti. Ebu Hureyre'ye 7 gece misafir oldum. O, hizmetçisi ve hanımı geceyi 3'e taksim etmişlerdi. Sırayla namaza kalkıyorlardı. Ebu Talha el-Ensari ile Ensardan başka birisinin namaza olan düşkünlükleri. Ebu Talha el-Ensari kendisine ait olan bir bostanda namaz kılıyordu. O esnada Dubsi denilen bir kuş öttü. O kuş durmadan bir çıkış yolu arıyor fakat bir türlü bulup da çıkamıyordu. Bu manzara Ebu Talha'nın hoşuna gitti. O da namazın içinde olduğu halde kuşu seyredip duruyordu. Sonra namaza döndü. Fakat kaç rekat kıldığını hatırlayamadı. Bunun üzerine, "Bu malım yüzünden dinim helak oldu," diyerek Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve olanları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, bu bahçemi Allah yolunda infak ettim. Nasıl uygun buluyorsan öyle harca," dedi. Ensardan bir kişi bostanında namaz kılıyordu. Bostan, Medine'nin vadilerinden olan Kuf denilen yerdeydi. Hurmaların olgunluk dönemiydi. Hurmalar tamamen yetişmiş, olgunlaşmış ve ağaçlar tamamen hurma doluydu.
Adam bu durumdan hoşlandı. Gördüklerini hayranlıkla seyrettikten sonra namaza döndü. Fakat kaç rekat namaz kıldığını unuttu. Kendi kendine, "Bu dünya malından dolayı dinim helak oldu," dedi ve Müslümanların halifesi Hazreti Osman'a geldi. Hadiseyi ona anlattıktan sonra, "Bu bostanım sadakadır. Onu hayır yolunda nereye sarf edersen et," dedi. Hazreti Osman bostanı 50 bin dirheme sattı. Hazineye kaydetti. Bu hurmalık 50 bin dirheme satıldığı için o günden sonra o hurmalığa 50 bin hurmalığı diye isim takıldı. İbn-i Zübeyr ile Adi bin Hatim'in namaza düşkünlükleri. İbn-i Zübeyr bütün geceyi ibadet ve bütün günü oruçla geçirirdi. Ona mescit güvercini deniliyordu. Adi bin Hatim şöyle diyor: "Herhangi bir namazın vakti geldiğinde kesinlikle onun için tedbirli olurdum. O, daha gelmezden önce iştiyakla onu beklerdim." Ebu Hureyre'nin ve Talk bin Ali'nin Mescid-i Nebevi'nin yapımı hakkındaki rivayetleri. Sahabiler mescidin binasına kerpiç getirirlerdi. Hazreti Peygamber de onlarla beraber taşırdı. Hazreti Peygamber'le karşılaştım. Karnının üzerine bir kerpiç koymuş taşıyordu. Güçlükle yürüdüğünü görerek, "Ey Allah'ın Resulü, onu bana ver," dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Hureyre, sen de başkasını al. Çünkü hayat ancak ahiret hayatıdır," dedi. Peygamberle beraber mescidi bina ediyorduk. Hazreti Peygamber beni kastederek birisine, "Yemameli'yi çamurun yanına götür. Çünkü o hem çamur yapmayı iyi bilir hem de kolları sizinkinden güçlüdür," dedi. Talk bin Ali şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e geldim. Sahabiler mescidi bina ediyorlardı. Hazreti Peygamber'in ashabın çalışmasından hoşlandığını anladım. Ben de küreyi alarak çamur yapmaya başladım. Hazreti Peygamber bana baktı. Herhalde çalışmam hoşuna gitmişti ki, "Çamur işini Hanifeli'ye bırakın. O çamur yapmasını sizden daha iyi bilir," dedi. Abdullah bin Ebi Eyfa'nın hanımının Mescid-i Nebevi'nin yapımında çalışması. Abdullah bin Ebi Eyfa, karısı vefat ettiğinde halka, "Onun cenazesini taşımaya rağbet edin. Çünkü o ve köleleri takva üzerine bina edilen mescidin taşlarını taşırlardı. Biz de gündüzleri ikişer ikişer taşırdık," diyordu. Hazreti Peygamber'in "Mescidim Musa'nın çardağı gibi olsun" demesi. Ensar, "Ne zamana kadar Hazreti Peygamber bu hurma dallarının altında namaz kılacaktır?" dediler. Böylece Peygamber için dinarlar topladılar. Onları Peygamber'e getirerek, "Biz bu mescidi ıslah edeceğiz. Onu süslü yapacağız," dediler. Hazreti Peygamber, "Ben kardeşim Musa'dan üstün bir durumda olmak istemiyorum. Benim mescidim de Musa'nın gölgeliği gibi olsun," dedi. İbn-i Şihab, Hazreti Peygamber zamanında mescidin direkleri hurma ağaçlarındandı. Tavanın örtüsü hurma dallarıyla, hurma lifleriyle örtülmüştü. Tavan üzerinde fazla çamur yoktu. Yağmur yağdığında mescid çamurla doluyordu. Mescid kulübe gibi bir şeydi, diyor. Hazreti Peygamber'in mescitte su ve çamur içinde secde etmesi. Ramazan'ın 10. gününden sonra Hazreti Peygamber'le beraber itikafa girdik. Ramazan'ın 20. gününde Hazreti Peygamber itikaf yerinden çıktı ve bize bir hutbe okudu. Hutbede "Bana Kadir gecesinin alametleri gösterildi. Sonra unutturuldu veya unuttum. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde ve tek gecelerde arayın. Ben kendimi su ve balçık içinde secde eder gördüm. Benimle itikafa girenler tekrar itikaf yerlerine dönsünler," dedi. Biz de yerlerimize döndük. Hava açıktı. Gökte hiç bulut yoktu. Sonra bir bulut geldi ve yağmur boşanmaya başladı. Mescid aktı. Mescidin tavanı hurma dallarındandı. Hazreti Peygamber'in sabah namazını kıldırırken su ve çamur içinde secde ettiğini gözümle gördüm. Hatta namaz çıkışında ona baktım. Alnında ve burnunda
çamur izi görünüyordu. Hazreti Peygamber'in mescidin Şam binaları gibi yapılmasını reddetmesi. Bir gün Hazreti Peygamber mescide geldiğinde Abdullah bin Revaha ile Ebu Derda'nın ellerinde bir kamışla mescide ölçtüklerini gördü ve "Siz ne yapıyorsunuz?" dedi. Onlar, "Allah Resulü'nün mescidini Şam binaları gibi yapmak istiyoruz. Bunun masrafını Ensar verecek," dediler. Hazreti Peygamber, "Kamışı bana getirin," dedi ve ellerinden aldıktan sonra onlarla kapıya gitti ve kamışı dışarıya attıktan sonra, "Hayır, benim mescidim ince dallar ve otlarla yapılı kalsın. Musa'nın kulübesi gibi bir kulübe olarak kalsın. Hatta bu bile çoktur," dedi. "Ey Allah'ın Resulü, Musa'nın kulübesi nasıldı?" dediler. Hazreti Peygamber, "Musa ayağa kalkınca başı tavana değerdi," dedi. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın döneminde mescidin genişletilmesi. Hazreti Ömer, Mescid-i Nebevi'yi direkten hücreye kadar genişletti. Hazreti Ömer bu ilaveyi yaparken, "Eğer Hazreti Peygamber'den bu mescidimizi genişletmeliyiz dediğini duymasaydım, bu ilaveyi yapmazdım," dedi. Mescid, Hazreti Peygamber zamanında kerpiçle yapılmıştı. Tavanı hurma dallarındandı. Direkleri de hurma kalaslarından imal edilmişti. Hazreti Ebu Bekir, mescide bir şey eklememişti. Hazreti Ömer, mescide eklemeler yaptı ve onu Hazreti Peygamber'in zamanındaki yapılışı gibi yaptı. Kerpiç ve hurma dallarıyla yaptı. Direkleri de hurma kalaslarındandı. Sonra Hazreti Osman, mescidi değiştirdi ve mescitte büyük bir genişlik yaptı. Duvarlarını nakışlı taşlar ve kireçle sıvadı. Direklerini nakışlı taşlardan inşa etti. Tavanını ise saç denilen çok kuvvetli bir ağaçtan yaptı. Hazreti Osman, hicretin 24. yılında halife seçildiğinde halk ona mescidin genişletilmesini teklif ettiler. Cuma günleri mescidin dar geldiğinden şikayet ettiler. Hatta mescidin eyvanında namaz kıldıklarını ilave ettiler. Hazreti Osman, ashabın ileri gelenlerine tanıştı. Onlar ittifakla mescidin yıkılarak genişletilmesini istediler. Hazreti Osman bir gün öğle namazını kıldırdıktan sonra minbere çıktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra, "Ey insanlar, ben Resulullah'ın mescidini yıkıp genişletmek istiyorum. Şahitlik ederim ki Hazreti Peygamber'in, kim Allah için bir mescit bina ederse Allah onun için cennette bir ev bina eder," buyurduğunu işittim. Ayrıca bunu ilk olarak da ben yapmıyorum. Benden önce bu işi Ömer bin Hattab yapmış ve mescidi genişletmiştir. Ben ashabın ileri gelenlerine danıştım. Onlar mescidin yıkılıp yeniden ve daha geniş olarak yapılmasını uygun gördüler," dedi. Halk da bu görüşü uygun buldular ve ona dua ettiler. Hazreti Osman, ertesi gün sabahleyin işçileri çağırtıp mescidi yıktırmaya başladı. Kendisi de bizzat çalıştı. Hazreti Osman, devamlı oruç tutan ve sabahlara kadar da namaz kılan bir kimseydi ve mescitten hiç çıkmazdı. Hazreti Osman, Batnün Nahle denilen yerde kireç ocağı kurdurdu. Mescidin yapımı 10 ay sürdü. Hazreti Osman, mescidi yıktırmaya hicretin 29. yılının Rebiülevvel ayında başladı ve 30. yılın Muharrem ayının başında tamamlandı. Hazreti Peygamber'in Cüheyne kabilesine mescit yerini bildirmesi. Cabir bin Usame el-Cüheni şöyle anlatıyor. "Hazreti Peygamber'le karşılaştım. Beraberinde ashabı vardı. Pazarda bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in nereye gittiğini sordum. Senin kabilen için bir mescit yeri belirlemek istiyor," dediler. Eve döndüğümde gerçekten de Hazreti Peygamber'in onlara mescidin yerini belirlediğini ve kıble tarafına da bir tahta parçası dikmiş olduğunu gördüm. Hazreti Ömer'in vali ve komutanlara aldıkları yerlerde mescit yapmalarını emretmesi. Hazreti Ömer, memleketleri fethedildikten sonra Ebu Musa el-Eş'ari'ye mektup yazdı. O, Basra valisiydi.
ona her şehir ve her kabile için bir mescit yapmasını, cuma günlerinde de herkesin aynı mescitte namaz kılmasını emretti. Küfe valisi Sa'd bin Ebi Vakkas'a ve Mısır valisi Amr İbnül As'a da benzeri mektuplar yazdı. Ordu kumandanlarına da köylere gitmemelerini, şehirlerde konaklamalarını ve her şehirde bir tek mescit yapmalarını, kabileler içinde birer mescit inşa etmelerini emretti. Küfe, Basra ve Mısır'da olduğu gibi her kabileye bir mescit yapmaları için emir vermelerini yazdı ki Hazreti Ömer'in bu emri uzun zamandan beri uygulanıyordu. Hazreti Peygamber'in her evde bir namazgah edinmeyi ve onu temiz tutmayı emretmesi. Hazreti Peygamber evlerde namazgah edinmemesi ve temiz tutularak güzel kokular serpilmesini emrederdi. Hazreti Peygamber'in mescidi temizleyen kadını ölümünden sonra cennette görmesi. Bir kadın Peygamber mescidini süpürüyordu. Vefat etti. Resulullah'a onun defnedildiği haberi verilmemişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sizin herhangi bir ölünüz olduğu zaman bana haber veriniz." buyurdu ve onun cenaze namazını kıldıktan sonra "Ben onu cennette gördüm. Mescidi temizliyordu." buyurdu. Evi mescide uzak olan Ensari'nin mescide yürüyerek gidip gelmesi. Ensardan bir kişi vardı. Evi Medine'nin en uzak köşesindeydi. Fakat Peygamberle beraber 5 vakit namazda hazır bulunuyordu. Adamın haline acıyarak, "Ey falan, keşke sen kendine bir merkep alsaydın. O sıcaktan seni korur ve yerdeki haşerattan seni muhafaza ederdi." dedim. Adam, "Allah'a yemin ederim ki ben evimin Hazreti Peygamber'in evine bitişik olmasını bile istemem." dedi. Onun bu sözü bana gayet ağır geldi. Peygamber'e vardım, bu durumu ona söyledim. Hazreti Peygamber onu çağırdı ve o Peygamber'e de bana söylediklerini aynen söyleyerek, "Ben bu attığım adımlar hakkında bir sevap umuyorum." dedi. Hazreti Peygamber, "Kesinlikle senin umduğun şey sana verilecektir." buyurdu. Hazreti Peygamber'in mescide giderken kısa adımlarla yürümesi. Peygamberle beraber mescide namaz kılmaya gidiyorduk. Hazreti Peygamber ayaklarını birbirlerine yakın olarak atıyordu. "Niçin böyle ayaklarımı sık sık attığımı biliyor musunuz?" dedi. "Allah ve onun Resulü bilir." dedim. Hazreti Peygamber, "Kul namaz talebinde bulundukça namazda sayılır." dedi. Enes bin Malik'in mescide giderken kısa adımlarla yürümesi. Enes bin Malik'le beraber Basra'nın Zaviye isimli mahallesinde bulunuyorduk. Enes, müezzinin ezanını işittiğinde kısa adımlarla yürüyerek mescidin kapısına geldi ve bana, "Ey Sabit, niçin böyle yaptığımı biliyor musun?" dedi. "Allah daha iyi bilir." dedim. Enes, "Adımlarım çoğalsın diye yaptım." dedi. İbni Mesud'un koşarak namaza gitmesi. İbni Mesud, namaza süratle gittiğinde ona, "Sen süratle gitmeyi yasaklıyorsun. Kendinse süratle gidiyorsun. Bu nasıl oluyor?" denilince, "Her şeyden daha fazla namaz için koşmak daha uygun olmaz mı?" dedi. Hazreti Peygamber'in koşarak namaza gitmeyi men etmesi. Biz Peygamber'le beraber namaz kılıyorduk. Arkadan bir takım kimselerin namaza yetişmek için patırtı çıkardıkları duyuldu. Hazreti Peygamber selam verdikten sonra, "Size ne oluyor? Niçin böyle patırtı çıkardınız?" dedi. Onlar da, "Biz namaza yetişmek için acele ettik." dediler. Hazreti Peygamber, "Sakın bir daha böyle yapmayınız. Herhangi biriniz namazın hangi noktasına yetişmişse oradan başlasın. Geri kalanı sonra kalkarak tamamlasın." buyurdu. Ashabın mescitte işeyen bir bedeviyi ayıplayıp bağırmaları ve Hazreti Peygamber'in bu davranışı doğru bulmayışı. Biz Resulullah'la beraber mescitte bulunuyorduk. Bir göçebe geldi. Mescide işemeye başladı. Resulullah'ın ashabı, "Yapma, yapma!" diye bağırdılar. Resulullah onlara, "Sakın onun bevlini yarıda kesmeyiniz!" dedi. Böylece onu rahat bıraktılar.
Bevli tamamen bittikten sonra Hazreti Peygamber onu çağırarak, "Bu mescitler böyle şeylere elverişli değildir. Mescitler ancak Allah'ın zikredilmesine, namaz kılınmasına, Kur'an okunmasına elverişlidirler," buyurdu. Sonra Hazreti Peygamber sahabilerden birisine emretti, bir kova su getirtti, sahabi bevlin üzerine dökmek suretiyle orayı yıkadı. Hazreti Peygamberle mescitte zikredenlerin kıssası. Muaviye bir gün çıktı, mescitte zikreden bir halka gördü. Onlara, "Sizi buraya oturtan nedir?" dedi. "Biz Allah'ı zikrediyoruz," dediler. Muaviye, "Siz bunu Allah için mi yapıyorsunuz? Sizi buraya Allah'ın zikrinden başka bir şey oturtmamış mıdır?" diye sorunca, "Evet, biz ancak Allah'ı zikretmek için buraya toplandık," dediler. Muaviye, "Ben sizin için herhangi bir zan taşıdığımdan dolayı size yemin verdirmedim ve benim kadar Hazreti Peygamber'in yanında kalıp da benden daha az hadis rivayet eden yoktur. Bir gün Hazreti Peygamber mescide geldi. Ashabından bazılarının bir halka kurarak Allah'ı zikrettiklerini görünce, "Siz neden burada toplandınız?" diye sordu. Onlar, "Bizi İslam'a hidayet ettiğinden, İslam'ı bize ihsan ettiğinden dolayı Allah'ı zikretmek, ona hamd ve sena etmek için toplandık," dediler. Hazreti Peygamber, "Siz şimdi sadece Allah için mi burada bulunuyorsunuz? Sizi oturtan sadece bu mudur?" diye sorunca, onlar, "Bizi burada oturtan şey Allah'ın zikrinden başka bir şey değildir," dediler. Resulullah, "Ben sizi herhangi bir töhmet altında bırakmak için veyahut da sizin için bir zanda bulunduğumdan dolayı yemin verdirmedim. Fakat bana Cebrail gelerek Allah'ın meleklere karşı sizinle iftihar ettiğini bana haber verdi," buyurdu. Hazreti Peygamberle üç kişinin kıssası ve Hazreti Peygamber'in Kur'an okuyanların yanında oturması. Allah'ın Resulü mescitte oturuyordu. Halk da beraberdi. Üç kişi mescide girdi. İki kişi Resulullah'a doğru geldiler. Onlar Peygamber'in yanında durdular. Birisi halkada kendisine yer bularak oraya oturdu. Diğeri ise onların arkasında oturdu. Üçüncüsü ise çıkıp gitti. Peygamber dersi bitirdikten sonra, "Gelen üç kişinin halini size haber vereyim mi?" Onların birincisi Allah'a sığındı. Allah onu kabul etti. İkincisi utandı. Allah da ona mağfiret etti. Üçüncüsü ise yüzünü çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Peygamber mescidinde halka halinde oturuyor, konuşuyorduk. Hazreti Peygamber hücrelerinden birisinden çıktı, yanımıza geldi. Halkalara baktıktan sonra Kur'an okuyanların yanına oturdu. "Ben bununla emrolundum," dedi. Hazreti Ali'nin Kurra hakkındaki sözü. Hazreti Ali mescitteydi. Şiddetli bir gürültü işitti. "Bunlar kimlerdir?" diye sordu. "Kur'an okuyan veya Kur'an öğrenen kimselerdir," dediler. Hazreti Ali, "Bunlar Hazreti Peygamber'in yanında insanların en sevimlisidirler," dedi. Ebu Hureyre'nin çarşı halkı ile olan kıssası. Ebu Hureyre Medine çarşısından geçerken durarak, "Ey çarşı halkı, siz amma da acizsiniz," diye bağırdı. Çarşı halkı, "Ey Ebu Hureyre, niçin?" deyince, Ebu Hureyre, "Peygamberin mirası taksim ediliyor, sizse burada duruyorsunuz. Ondan istifade etmiyorsunuz. Niçin gitmiyorsunuz? Niçin ondan payınızı almıyorsunuz?" dedi. "Nerede pay ediliyor?" diye sordular. Ebu Hureyre, "Mescitte," diye cevap verdi. Onlar süratle mescide gittiler. Ebu Hureyre de orada durdu ve kendilerini bekledi. Geri geldiklerinde onlara, "Niçin geri döndünüz?" dedi. "Ey Ebu Hureyre, biz mescide vardık, içeri girdik. Orada taksim edilen bir şey yoktu," dediler. Ebu Hureyre onlara, "Peki orada ne gördünüz? Mescitte kimseyi görmediniz mi?" dedi. "Gördük. Bazı kimseler vardı, namaz kılıyorlardı. Bazıları da Kur'an okuyordu.
bazıları ise helal ve haramı müzakere ediyorlardı, dediler. Ebu Hureyre, işte rahmet olasıcalar, peygamberin mirası budur, dedi. Hazreti Ömer'in mescide oturanları övmesi. Şam'da Hazreti Ömer'in yanına vardım. Halkın durumunu benden sorarak, sanırım burada kişi kaçan deve gibi mescide girer. Eğer tanıdıklarını görürse yanında oturur. Yoksa geri döner değil mi, dedi. Hayır, mescitte çeşitli meclisler vardır. Otururlar, hayrı öğrenirler, zikrederler, dedim. Hazreti Ömer, siz böyle oldukça hayır içerisindesiniz, dedi. Hazreti Peygamber'in mescitten ashabıyla beraber Yahudi mahallesine gitmesi. Bir gün mescitte bulunuyorduk. Hazreti Peygamber kalkarak Yahudilere doğru gidelim, dedi. Hazreti Peygamber Yahudilere, Müslüman olun ki selamette kalasınız, dedi. Onlar, sen vazifeni tebliğ ettin, dediler. Peygamber, ben bunu istiyorum, Müslüman olunuz, kurtulunuz, buyurdu. Onlar, sen vazifeni tebliğ ettin, dediler. Hazreti Peygamber, ben bunu irade ediyorum, dedi ve sonra üçüncü kez, Müslüman olunuz ve kurtulunuz dedikten sonra, biliniz ki yeryüzü Allah'ındır ve Resulünündür. Ben sizi bu araziden çıkarmak istiyorum. Sizden herhangi bir kimsenin nakledilme imkanı olmayan malı varsa o malı satsın. Aksi takdirde biliniz ki kesinlikle yeryüzü Allah'ın ve Resulünündür, dedi. Hazreti Peygamber'in Hendek gününde yaralanan Sa'd bin Muaz'ı mescide kaldırması. Sa'd bin Muaz, Hendek gününde yaralandı. Kureyş'ten Hibban bin Arika isimli bir kişi, ok atarak onun kolundaki damara isabet ettirmişti. Hazreti Peygamber, onun için mescitte bir çadır kurdurdu ki, onu sık sık ziyaret etsin. Peygamber, Hendek'ten dönünce silahını bırakıp yıkandıktan sonra Cebrail gelerek, ''Sen silahını bıraktın ama ben daha bırakmamışım. Kalk tekrar kuşan.'' dedi. Hazreti Peygamber ''Nereye?'' diye sorunca Hazreti Cebrail ''Beni Kurayza Yahudilerini kuşattı. Onlar peygamberin hükmü üzerine teslim oldular. Peygamber de bu hükmü Sa'da havale etti. Sa'd da ''Benim onlar hakkında verdiğim hüküm şudur. Onların savaşçıları öldürülsün.'' Kadın ve çocuklar esir edilsin, malları taksim edilsin, dedi. Sa'd bu hükmü verdikten sonra, ey Allah'ım, sen bilirsin ki benim yanımda senin peygamberini yalanlayan ve peygamberini memleketinden çıkaran kimselerle savaşmaktan daha sevimli bir şey yoktur. Ey Allah'ım, zannederim ki onlarla bizim aramızda artık savaş olmayacaktır. Eğer Kureyşlilerin savaşından bir şey kalmışsa, onları vurmak için bana hayat ver. Ta ki senin yolunda onlarla cihad edeyim. Eğer bizimle onlar arasında artık savaş yoksa, benim yaramın deşilmesine izin ver, ölümümü bu yaradan kıl diye dua etti. Çok geçmeden onun yarasından kanlar aktı. Mescitte Beni Gıfar'ın bir çadırı vardı. Bir de baktılar ki, çadırlarına doğru kan akmaktadır. Ey çadır ehli! Sizin çadırınızdan bizimkine gelen bu kan nedir? Dediler. Onlar da baktılar ki Sa'd'ın yarası açılmış ve ondan su gibi kan akmaktadır. Sa'd bundan dolayı biraz sonra vefat etti. Suffe ehlinin Ebu Zerr'in ve bazı sahabilerin mescitte uyumaları. Suffe ehli, peygamberin sahabilerinden bir gruptu. Evleri yoktu. Peygamber devrinde mescitte uyuyor, orada gölgeleniyorlardı. Mescitten başka bir sığınakları yoktu. Hazreti Peygamber onları davet ediyor ve kendileriyle beraber akşam yemeğini yiyordu. Onları sahabilerin arasında taksim eder, bir grupta kendisiyle beraber akşam yemeği yerdi. Allah zenginlik verinceye kadar bu böyle devam etti. Ebu Zer, Hazreti Peygamber'e hizmet ediyordu. Hizmeti bittikten sonra mescide sığınıyordu. Mescit onun eviydi, orada yatıyordu. Hazreti Peygamber bir gece mescide geldi.
baktı ki Ebu Zer mescitte toprağın üzerine uzanmıştır. Ayağıyla onu uyandırdı, kalktı, oturdu. Hazreti Peygamber ona, ''Sen burada mı uyuyorsun?'' dedi. Ebu Zer, ''Nerede uyuyayım ey Allah'ın Resulü? Buradan başka benim bir yerim var mıdır?'' dedi. Hazreti Peygamber'in şiddetli rüzgar estiğinde, ay veya güneş tutulmasında mescide sığınması. Allah'ın Resulü şiddetli rüzgar estiği gecelerde mescide sığınıyordu. Ta ki rüzgar duruncaya kadar mescitte kalırdı. Güneş veya ay tutulduğunda Hazreti Peygamber yine mescide sığınırdı. Yala bin Ümeyye peygamberle sohbeti olan bir zattı. İtikafa niyet ederek saatlerce mescitte kalırdı. Hazreti Peygamber'in Sakif heyetini mescitte misafir etmesi. Sakif'ten Hazreti Peygamber'e Ramazan ayında bir heyet geldi. Hazreti Peygamber onlar için mescitte bir çadır kurdurdu. Onlar Müslüman olunca peygamberle beraber oruç tuttular. Hazreti Peygamber ve ashabının mescitte ibadet ve zikirden başka yaptıkları şeyler. Peygamberle beraber mescitte kebap yedik. Namaz için kâmet getirildi. Biz ellerimizi kumla silmekten başka bir fırsat bulamadık. Resulullah'a hurmadan yapılmış bir şerbet getirildi. Peygamber Mescidül Fadih'te bulunuyordu. Bu şerbeti içmesinden dolayı bu mescide bu isim verilmiştir. Hazreti Peygamber ve ashabının mescitte hoşlanmadıkları şeyler. Ebu Said ve peygamberle beraber mescide girdik. Baktık ki bir kişi mescidin ortasında oturup bacaklarını dikmiş ve ellerini önden bağlamıştı. Hazreti Peygamber adama, ''Bu ne biçim oturuştur?'' anlamında işaret etti. Adam anlamadı. Hazreti Peygamber Ebu Said'e dönerek, ''Herhangi biriniz mescitteyken sakın parmaklarını birbirine geçirmesin. Çünkü böyle yapmak şeytandan gelen bir harekettir. Kesinlikle herhangi biriniz mescitten çıkmadıkça namazdaymış gibi sevap yazılır.'' buyurdu. Hazreti Peygamber'in sarımsak ve soğan yiyen kimsenin mescide gelmesini hoş karşılamaması. Resulullah Hayber'i fethettiği zaman halk çok soğan yedi. Hazreti Peygamber, ''Kim bu pis kokulu bitkiden yemişse sakın bizim mescidimize yaklaşmasın.'' buyurdu. Bir cuma günü Hazreti Ömer hutbesinde, ''Ey insanlar! Siz bu iki bitkiyi, sarımsak ve soğanı yersiniz. Ben onları habis olarak görüyorum. Mescitte birisinden bunların kokusu geldiğinde Hazreti Peygamber'in emriyle o kimsenin mescitten çıkarılıp baki kabristanına kadar götürüldüğünü gördüm. Kim bunları yemek isterse iyice pişirsin dedi. Hazreti Peygamber'in mescitte tükürülmesini hoş karşılamaması. Hazreti Peygamber bir gün hutbe okuyordu. O esnada mescidin kıblesinin duvarında bir tükürük gördü. Buna öfkelendi ve onu sildi. Sanırım safran denilen ottan isteyerek onunla duvarı temizledi ve herhangi biriniz bir başkasının yüzüne doğru tükürmesini ister mi? Muhakkak ki herhangi biriniz namaza durduğunda yüzünü Rabbine dönmüş olur. Melek de onun sağ tarafında durur. Öyleyse önüne ve sağına tükürmesin buyurdu. Hazreti Peygamberle ashabın mescitlerde kılıcı kınından çekmeyi hoş görmemeleri. Hazreti Peygamber birkaç kişinin mescitte birbirlerine kınından çıkarılmış bir kılıcı alıp verdiklerini gördü ve ''Böyle yapana Allah lanet etsin. Ben sizi bundan nehyetmedim mi? Kılıcını kınından çeken herhangi biriniz onu arkadaşına vermek istediğinde önce onu kınına soksun, sonra da arkadaşının eline versin.'' buyurdu. Cabir bin Abdillah, mescitte kılıcın kınından çekilmesini men ederek, ''Biz bunu peygamber zamanında hoş karşılamıyorduk. Bir kişi mescitte okları sadaka dağıtıyordu. Hazreti Peygamber ona bu şekilde mescitte gezdirmemesini, ille de gezdirmek gerekirse o zaman sivri uçlarının kapatılmasını, örtülmesini emretti.'' dedi.
Ebu Said el-Hudri'nin yanında mescitte oturuyorduk. Bir kişi bir oku oktanlığından çıkardı. Ebu Said ona, "Bu kişi bilmez mi ki Allah'ın Resulü mescitte silahı evirip çevirmekten men etmiştir," dedi. Hazreti Peygamber ve ashabının mescitte kayıp aramaktan hoşlanmamaları. Bir adam devesini yitirmişti. Mescide gelerek, "Kırmızı bir deve gören var mı?" diye bağırdı. Hazreti Peygamber, "Deveni bulamayasın. Mescitler niçin yapılmışsa orada ancak onlar yapılır," dedi. İbni Mesud, mescitte kaybolan malını arayan bir kişiyi görerek onu susturdu ve azarladı. Sonra, "Biz Müslümanlar olarak bundan nehyedilmişizdir," dedi. Übey bin Ka'b, bir kişinin mescitte yitirdiği şeyi aradığını görünce ona öfkelendi. Adam, "Ey Ebel Münzir, sen daha önce böyle hırçın ve dar huylu değildin," dedi. Übey, "Biz bununla emrolunduk," diye cevap verdi. Hazreti Ömer'in mescitte yüksek sesle konuşulmasına, gürültü yapılmasına ve şiir okunmasına öfkelenmesi. Ben mescitte yatıyordum. Bir kişi bana çakıl attı. Baktım ki Hazreti Ömer'dir. Bana, "Git şu iki kişiyi getir," dedi. Gittim, emrettiği iki kişiyi getirdim. Onlara, "Siz nerelisiniz?" diye sordu. Onlar Taifli olduklarını söylediler. "Siz Medineli olsaydınız kesinlikle sizin canınızı acıtırdım. Siz sesinizi peygamberin mescidinde yükseltiyorsunuz. Bu olur mu?" dedi. Hazreti Ömer mescidin kapısının yanında bir avlu yaptırdı. Ona Butayha ismini verdi. Kim gürültü yapmak, şiir okumak veya konuşmak isterse şu avluya çıksın, orada konuşsun diyordu. İbni Mesud'un mescidin kıble duvarına sırtını dayayıp oturmayı hoş görmemesi. İbni Mesud bir gün bazı kimselerin sabah ezanıyla kamet arasında sırtlarını mescidin kıble duvarına dayayarak oturduklarını gördüğünde, "Sakın meleklerle namazları arasına girmeyiniz," dedi. Habis-i Tayyi'nin seher vakti mescidin ön kısmında namaz kılmayı hoş görmemesi. Habis bin Sa'd et-Tayyi mescide seher zamanında gitti. Bu zat peygamberi görmüştü. Baktı ki halk mescidin tam önünde namaz kılmaktadır. "Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki bunlar gösterişçidirler. Bunları mescitten atın. Kim bunları mescitten dışarı atarsa Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olur," dedi. Bunun üzerine halktan bir grup geldi ve orada namaz kılanları çıkardılar. Habis daha sonra, "Kesinlikle melekler seher zamanında mescidin ön kısmında namaz kılarlar," dedi. İbni Mesud'un mescidin direkleri arasında namaz kılmaktan hoşlanmaması. Kendi kendime, "Küfe mescidinin her direğinin arkasında iki rekat namaz kılayım," dedim. Ben namaz kılarken İbni Mesud içeri girdi. Onun yanına bu meseleyi sormak için gittim. Fakat benden önce birisi ona benim durumumu sordu. İbni Mesud, "Eğer bu adam Allah'ın mescidin ona en yakın direğinin yanında olduğunu bilse, namazlarını orada kılar ve bir adım bile öteye geçmezdi," dedi. Ezan bilinmezden önce Hazreti Peygamber'in namaz vakitlerini bildirmek için çan ve boru kullanmasını hoş görmemesi. Hazreti Peygamber namaz vakitlerini halka bildirmek için bir çare arıyordu. Ona, "Namaz zamanı geldiğinde bir bayrak açalım." Halk onu gördüğünde birbirlerine namaz vaktinin geldiğini söyler, dediler. Bu peygamberin hoşuna gitmedi. "Yahudilerin borusu gibi boru çalalım," denildi. Bu da hoşuna gitmedi ve "Bu Yahudilerin işidir," dedi. Ona Hristiyanların çanından bahsedildi. "Bu da Hristiyanların işidir," dedi. Abdullah bin Zeyd, Resulullah'ın huzurundan onun üzülmesi sebebiyle üzüntülü olarak ayrıldı. Bu zata rüyasında ezan öğretildi. Hazreti Peygamber namazı ilan etme işine çok ihtimam gösteriyordu.
namaz vakti geldiğinde bir kişiyi yüksek bir yere çıkartıyordu. Adam da namaz vaktini bildirmek için bir takım işaretler yapıyordu. Adamı görenler namaz vakti olduğunu anlıyorlar, görmeyenlerse habersiz kalıyorlardı. Hazreti Peygamber bu duruma üzülüyordu. Ashabtan bazıları, "Ey Allah'ın Resulü, keşke halka çan çalınmasını emretseydin," dediler. Hazreti Peygamber, "O Hristiyanların yaptığıdır, olmaz," buyurdu. Bunun üzerine, "Keşke boru kullanılmasını emretseydin," dediler. Hazreti Peygamber, "Yahudilerin işidir, o da olmaz," dedi. Böylece ben aile efradıma üzüntülü olarak döndüm. Çünkü peygamber üzülüyordu. Geceliğin fecirden önce uyuyakalmıştım. Rüyamda bir kişi gördüm. Üzerinde iki tane yeşil elbise vardı. Mescidin damına çıktı, parmağını iki kulağına koydu ve ezan okudu. Hazreti Peygamber devrinde ezan bilinmezken namaza gelin diye bağırılıyordu. Ezan daha bilinmezken "Es-salatu cami'atun" diye bağırıyorlardı. Halk böylece toplanıyordu. Kıble Kabe'ye döndürüldükten sonra ezan emredildi. Hazreti Peygamber'i ezan meselesi çok ilgilendiriyordu. Onlar bu hususta halkı toplamak için birçok şeyler söylediler. Peygamber her birisine karşılık bir cevap verdi. Bazıları çan çalınsın dedi, bazıları da boru çalınsın dedi. Sa'd el-Karaz'ın Hazreti Peygamber'in Kuba'ya geldiğini haber vermek için ezan okuması. Hazreti Peygamber Kuba'ya hangi saatte gelse yanında bulunan Bilal ezan okuyordu ki halk Resulullah'ın geldiğini bilsin ve toplansınlar. Peygamber bir gün Kuba'ya geldi. Beraberinde Bilal yoktu. Kuba ehlinin hizmetkarları olan zenciler birbirlerine baktılar. Bunun üzerine Sa'd bir hurma ağacına çıkarak ezan okudu. Hazreti Peygamber, "Ey Sa'd, niçin ezan okudun?" diye sorunca Sa'd, "Anam babam sana feda olsun. Baktım ki sen bazı kimselerle beraber geldin. Bilal de seninle beraber değildi. Şu zenciler birbirlerine bakıyorlar, sonra da nazarlarını sana çeviriyorlardı. Onlardan sana bir kötülük gelir diye korktum. Ondan dolayı ezan okudum." deyince Hazreti Peygamber, "Ey Sa'd, iyi yaptın. Sen Bilal'i benimle beraber görmediğinde ezan oku." buyurdu. Böylece Sa'd Resulullah'ın hayatında 3 defa ezan okumuştur. Ashabtan bazılarının ezan ve müezzinler hakkında söyledikleri. Ebu'l-Vakkas şöyle diyor: "Müezzinlerin kıyamet gününde Allah katındaki payları mücahitlerin payları gibidir. Müezzin, ezanla kâmet arasında Allah yolunda kanlara boyanan kimse gibidir." Abdullah bin Mes'ud şöyle diyor: "Eğer ben müezzin olsaydım, hac ve umre yapmamak umrumda olmazdı." Hazreti Ömer şöyle diyor: "Eğer müezzin olsaydım, benim işim kemale ererdi. Gece ibadetine kalkmamaktan, gündüzün nafile oruçlarını tutmamaktan perva etmezdim. Resulullah'ın, "Ya Rabbi, müezzinleri affet. Ya Rabbi, müezzinleri affet." dediğini duydum. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, sen hep müezzinlere dua ediyorsun. Bize bir şey yok mu? Öyleyse biz de ezan için birbirimizle dövüşüyoruz." dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Ömer, hayır. Halkın üzerinde bir zaman gelecektir ki ezan sadece zayıf insanlara bırakılacaktır. Fakat Allah bazı kimselerin etlerini ateşe haram kılmıştır. O da müezzinlerin etleridir." dedi. Hazreti Ayşe şöyle diyor: "Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden söz bakımından kim daha güzel olabilir?" ayeti müezzinler hakkında nazil olmuştur. Müezzin "Hayya ala salah" diye bağırdığında Allah'a davet ediyor. Namazı kıldığında salih amel işliyor. "Eşhedü en la ilahe illallah" dediğinde
Müslümanlardandır. Kulağıma geldiğine göre Hazreti Ömer, eğer ben müezzin olsaydım, farz olan haçtan başka hiçbir hac ve umre yapmasam bana hiç de ağır gelmezdi. Ancak eğer melekler inseydi ve ezan okumayı bilseydiler, hiç kimse ezanı onların elinden alamazdı demiş. Hazreti Ömer'in yanına gittik. Bize, sizin müezzinleriniz kimlerdir diye sordu. Biz de, köle ve azatlılardır dedik. Hazreti Ömer, bu sizin için büyük bir eksikliktir. Eğer halifelik vazifesi tüm vaktimi doldurmasaydı ve ezan okumak için vakit bulsaydım, ezan okurdum dedi. Hazreti Ali şöyle diyor. Hazreti Peygamber'e, Hasan'la Hüseyin'i müezzin tayin et demediğimden dolayı pişman oldum. İbni Ömer'in ezanla teganni yapan ve müezzinlik ücreti alan adama söyledikleri. Bir kişi İbni Ömer'e, Allah için seni seviyorum dedi. İbni Ömer de ona, fakat ben Allah için seni sevmiyorum dedi. Adam, niçin beni sevmiyorsun deyince, İbni Ömer de, sen ezanla teganni yapıyor ve ezan okuduğundan dolayı da ücret alıyorsun dedi. Hazreti Peygamber'in ve Ebu Bekir'in ezan okunmayan kabilelerle savaşılmasını emretmesi. Hazreti Peygamber, Halid bin Said bin As'ı Yemen'e göndererek bir köyün yanından geçtiğinde eğer ezanı işitmezsen onları esir et dedi. O da Beni Zübeyd kabilesinin yanından geçti. Ezanı duymadığından onları esir aldı. Fakat Amr bin Madiker gelip onlar hakkında Halid'e rica etti. Halid de onları affetti. Hazreti Ebu Bekir, irtidad eden Arapların üzerine askeri birlikler gönderdi ve kumandanlara, herhangi bir kabileye saldırmadan önce ezan sesini bekleyin. Eğer ezan okursa, niçin itaatsizlik ediyorsunuz diye sormadıkça sakın onlara saldırmayın. Eğer ezan sesi duymazsanız o zaman baskın yapın. Size karşı koyarlarsa onları öldürün ve sindirin ki Hazreti Peygamber'in ölümünden ötürü gevşediğinizi sanmasınlar dedi. Hazreti Ebu Bekir, irtidad edenlerle savaşmak üzere ordu gönderdiğinde geceliğin saldırmayın. Nerede ezan sesi işitirseniz onlara dokunmayın. Çünkü ezan imanın işaretidir dedi. Hazreti Peygamber ve ashabının namazda cemaati beklemeleri. Hazreti Peygamber'in bu husustaki davranışı. Allah'ın Resulü mescitte kâmet getirildiğinde eğer cemaat azsa otururdu. Namazı hemen kıldırmaz beklerdi. Eğer cemaat çok olursa kalkar namazı kıldırırdı. Hazreti Peygamber namaza gelenlerin ayak sesini duyduğu sürece beklerdi. Ashabın gece yarısı geçinceye kadar namazı beklemeleri. Hazreti Peygamber bir askeri birliği hazırladı. Böylece gecenin yarısı geçmişti veya neredeyse yarıya geliyordu. Hazreti Peygamber mescide gelerek halk namazı kıldı, dönüp evlerine gitti. Siz hala namazı bekliyorsunuz. Dikkat ediniz, siz namazı bekledikçe namazda sayılırsınız buyurdu. Hazreti Peygamber'in öğle ve akşam namazından sonra oturup gelecek namazı bekleyenlere müjde vermesi. Hazreti Peygamber akşam namazını kıldıktan sonra dönenler döndüler, diğer namaz için kalanlar da kaldılar. Peygamber çıktı ve işte bu Rabbimizin göklerin kapılarından bir kapı açmasıdır. Sizinle meleklerine karşı iftihar ederek benim kullarım bir farizayı yerine getirdiler ve ikinci farizayı bekliyorlar der. Muaviye öğle namazını kıldırdıktan sonra mescitten çıkarken ben dönünceye kadar durunuz dedi. Bizim yanımıza bir aba giydiği halde çıka geldi. İkindi namazını kıldırdıktan sonra size peygamberin yaptığı şeyi haber vereyim mi diye sordu. Biz de evet dedik. Muaviye, sahabiler Hazreti Peygamber'le beraber bir farzı kıldılar, sonra oturdular. Hazreti Peygamber ikinci namaz için mescide geldiğinde
siz daha gitmediniz mi?" dedi. Sahabiler de "Hayır" dediler. Hazreti Peygamber, "Keşke görseydiniz, Rabbiniz gökte bir kapı açmış, sizin meclislerinizi meleklere göstermektedir. Siz namazı beklemekteyken o sizinle iftihar ediyor," buyurdu. Hazreti Peygamber'in yatsı namazını gece yarısına kadar bekleyenlere müjde vermesi. Hazreti Peygamber bir gece yatsı namazını gecenin bir bölümüne kadar tehir etti. Sonra namazı kıldırdı ve ashabına dönerek, "Halk namazı kılıp uykuya daldı. Sizse namazı beklediğinizden beri namaz içindesiniz," buyurdu. Kesinlikle herhangi biriniz ikinci namazı beklemek için oturursa o namazda sayılır. Melekler, "Ya Rab, onu affeyle, ona merhamet eyle," diye dua ederler. Onlar namazgahlarından kalkmadıkça veya abdestleri bozulmadıkça namazları devam eder, buyurdu. Hazreti Peygamber bir keresinde, "Bir kul namazgahında ikinci namazı beklemek için oturursa, melekler, "Ya Rabbi, onu affet, Ya Rabbi, onu affet," derler. Bu dua, o kişi oradan kalkıp gidinceye veya abdesti bozuluncaya kadar devam eder, buyurdu. Hazreti Peygamber'e, "Abdestsiz olmak nasıl olur?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Gaz çıkarmaktır," dedi. Hazreti Peygamber'in ikinci namazı beklemeye teşvik etmesi. Hazreti Peygamber, "Size Allah'ın kendisiyle hataları sildiği, günahları kefaretlendirdiği şeyi haber vereyim mi?" buyurdu. Sahabiler, "Evet ya Resulallah, haber ver," dediler. Hazreti Peygamber, "Şiddetli ve sıkıntılı zamanlarda abdesti yerli yerinde alarak, mescitlere çokça adımlar atmak ve namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte asıl cihat budur," dedi. Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber zamanındaki cihada hazır bulunma hakkındaki görüşü. Ebu Seleme bana, "Ey kardeşimin oğlu, Ali İmran suresinin 200. ayeti hangi şey hakkında nazil olmuştur biliyor musun?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedim. Bana, "Ebu Hureyre'den dinledim. Diyordu ki, Hazreti Peygamber zamanında devamlı asker besleyip cihada hazır durumda bekletmek yoktu. Ayetteki cihada daima hazır bulunun emri, namazdan sonra gelecek namazı bekleyin demektir," dedi. Hazreti Peygamber'in cemaatle namaz kılmaya verdiği önem ve âmâ olana bile cemaati terk etmek için ruhsat vermemesi. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, ben iki gözden âmâyım. Evim uzaktır. Elimden tutup beni mescide getirecek bir kimse var ama benim emrimde değildir. Bana namazlarımı evde kılmak için izin verir misin?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sen ezanı işitiyor musun?" diye sordu. Ben "Evet" deyince Hazreti Peygamber, "Senin ruhsatın yoktur," buyurdu. Hazreti Peygamber bir gün mescide geldiğinde cemaati az görerek, bir gün birisine cemaate namaz kıldırmasını emredip de namaz vaktinde evinde oturup namaza gelmeyenlerin evlerini başlarına yıkmayı isterdim," dedi. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, benimle mescit arasında hurma bahçeleri ve diğer ağaçlar vardır. Elimi tutup getireni de her an bulamıyorum. Acaba namazı evimde kılsam caiz midir?" diye sordum. Hazreti Peygamber, "Sen kâmet sesini duyuyor musun?" diye sordu. "Duyuyorum," dedim. Hazreti Peygamber, "O halde namaza gel," buyurdu. Abdullah bin Mes'ud ve Muaz bin Cebel'in cemaat hakkındaki sözleri. Abdullah bin Mes'ud şöyle diyor: "Kim ki yarın Müslüman olarak Allah'a kavuşmak istiyorsa, şu namazlarını doğru kılsın. Nerede ezan okunursa orada eda etsin. Çünkü Hazreti Peygamber'in belirttiği hidayet yollarından biri de cemaatle namaz kılmaktır.
cemaate gelmeyerek evinde namaz kılan kimseler gibi namazları evde kılmayı alışkanlık haline getirirseniz, Hazreti Peygamber'den kalan bir sünneti terk etmiş olursunuz. O zaman da şaşkınlığa düşersiniz. Güzelce abdest alıp mescitlerden birisine gitmek için evinden çıkan hiçbir kimse yoktur ki Allah ona attığı her adım için bir sevap yazmasın, derecesini yükseltmesin ve bir günahını silmesin. Hatırlıyorum ki bizden münafıklığını herkesin bildiği kimselerin dışında hiç kimse cemaatten geri kalmazdı. Adam iki kişi tarafından ayakları yerde sürünerek getirilir ve safın arasına durdurulurdu. Muaz bin Cebel şöyle diyor: kim ki Allah'ın huzuruna emin olduğu halde gelmek istiyorsa, şu beş vakit namazı ezanın okunduğu yerlerde kılarak gelsin. Çünkü bu hidayet yollarından birisidir. Peygamberimizin sünnet kıldığıdır. Sakın "benim evimde bir namazgahım vardır, ben orada namaz kılıyorum" demeyin. Çünkü eğer siz böyle yaparsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, sapıtırsınız. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmayanlar hakkında ashabın düşünceleri. İbn Ömer şöyle diyor: biz bir kişiyi sabah ve yatsı namazlarında cemaatte görmediğimiz zaman onun hakkında kötü şeyler düşünüyorduk. Gece ibadeti yüzünden sabah namazını cemaatle kılamayan kimse hakkında Hazreti Ömer'in sözü. Şeffa, Beni Adi bin Kab kabilesinin hanımlarındandı. Ramazan'da Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer ona hitaben, "Kocanız Ebu Haşme'yi niçin sabah namazında görmedim?" dedi. O da cevap olarak, "Ey müminlerin emiri, o bütün gece çalıştığı için sabah namazına gelemedi ve sabah namazını evde kıldıktan sonra uykuya daldı" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Allah'a yemin ederim ki eğer sabah namazına gelseydi bence onun bütün gece ibadetinden daha üstün olurdu" dedi. Şeffa binti Abdillah şöyle anlatıyor: Hazreti Ömer evime geldi. Baktı ki iki kişi uyumaktadır. Bunların ikisine ne oluyor ki bizimle beraber sabah namazına katılmadılar diye sordu. Ben, ey müminlerin emiri, bunlar yatsı namazını cemaatle kıldıktan sonra eve gelip Ramazan olduğu için sabaha kadar namaz kıldılar. Sabah namazını da evde kılıp yattılar dedim. Hazreti Ömer, sabah namazının cemaatle kılınması benim yanımda sabaha kadar namaz kılmaktan daha sevimlidir dedi. Ebu Derda'nın cemaatle ilgili sözü ve İbn Ömer'in cemaate yetişemediği zaman bunu telafi etmeye çalışması. Ümmü Derda şöyle anlatıyor: Ebu Derda öfkeli bir halde eve geldi. "Seni kızdıran nedir?" diye sordum. Ebu Derda, "Allah'a yemin ederim ki ben Muhammed'in işinden, cemaatle namaz kılmasından başka bir şey anlamıyorum" dedi. İbn Ömer, yatsı namazını cemaatle kılmayı kaçırdığında o gece sabaha kadar gecesini ibadetle ihya ederdi. Haris bin Hişam'ın Gerdek gecesinde sabah namazına gelmesi ve kendini ayıplayanlara verdiği cevap. Haris bin Hişam evlendi. Bu zat sahabiydi. O devirde kişi evlendiği zaman birkaç gün dışarı çıkmazdı. Tabii sabah namazına da gelmezdi. Haris ise öyle yapmadı. Evlendiği gecenin sabah namazına geldi. Haris'e, "Sen bu gece gerdeğe girmişsin. Nasıl namaza çıkarsın?" denildi. O da, "Allah'a yemin ederim ki beni sabah namazında cemaatle namaz kılmaktan alıkoyan bir kadın çok kötü bir kadındır" dedi. Hazreti Peygamber'in safların düzgün olmasına gösterdiği ihtimam. Hazreti Peygamber safları kontrol eder ve herkesin aynı hizada durmalarını sağladıktan sonra "İleri geri durmayın ki kalplerinize ihtilaf girmesin. Allah ve melekleri ilk safa duranları över ve onlara rahmet dilerler" buyururdu.
Hazreti Peygamber evinden çıkıp mescide geldi. Bizlere niçin meleklerin Rablerinin katında saf tutmaları gibi saf tutmuyorsunuz dedi. Biz, ey Allah'ın Resulü, melekler Rablerinin katında nasıl saf tutarlar dedik. Hazreti Peygamber, ilk safları tamamladıktan sonra diğer saflara başlarlar ve saflar arasında boşluk bırakmazlar dedi. Allah'ın Resulü, okun düzeltildiği gibi saflarımızı düzeltirdi. Hatta bir gün namaza çıktığında bir adamın göğsünü saftan dışarıda görünce, ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzelteceksiniz veya Allah sizin aranıza ihtilaf düşürecektir, dedi. Bundan sonra herkes omzunu arkadaşının omzuna, dizini onun dizine ve topuğunu da onun topuğuna yapıştırıyordu. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin tekbirden önce safların düzeltilmesini emretmeleri. Hazreti Ömer, safların düzeltilmesini emrederdi. Saflar düzeltildiğinde bir adam gidip ona saflar düzeldi derdi. Hazreti Ömer de gelip namaza başlardı. Hazreti Ömer safların düzeltilmesini emreder ve ey falan sen biraz öne çık, ey falan sen de biraz geri git derdi. Ravi yanılmıyorsam Ömer şunu da söylüyordu. Adam geride kala kala sonunda Allah da onu geride bırakır demiştir. Hazreti Ömer, namaz için kâmet getirildiği zaman, saflarınızı düzeltiniz diye ikazda bulunurdu. Ey falan adam, ileri çık. Ey falan adam, sen biraz safın içine çekil. Allah sizin de melekler gibi durmanızı ister dedikten sonra, biziz o saf saf dizilenler biz, biziz o tesbih edenler biz, ayetlerini okurdu. Bana maaş bağlanmasını istemek için Osman'ın yanına gitmiştim. O esnada kâmet getirildi. O sırada ben Osman'la konuşuyordum. Osman da ayaklarıyla çakılları düzeltiyordu. Safları düzeltmekle görevli kişiler gelerek safların düzeltildiğini haber verdiler. O da bana, "Tamam artık, namaza giriyoruz. Sen de safa gir." dedi. Sonra tekbir aldı. Hazreti Ali şöyle dedi. Saflarınızı düzeltiniz ki kalpleriniz düzelsin. Omuz omuza yapışınız ki birbirinize merhamet edesiniz. İbni Mesud'un safların düzgün olmasıyla ilgili sözü. İbni Mesud şöyle diyor. Hatırlıyorum ki saflar tamamen düzgün bir hale gelmedikçe namaz başlamazdı. Abdullah bin Mesud şöyle diyor. Allah ve melekleri İlk safta duranlara salavat getirirler. Hazreti Peygamber'in ve İbn Abbas'ın ilk saf hakkındaki sözleri. Abdülaziz bin Rufey şöyle anlatıyor. İbn Zübeyr zamanında Mekke'de Hazreti İbrahim'in makamında ilk safta durmuştum. Amir bin Mes'ud el-Kureşi de gelip sıkışarak benim yanıma durdu. Amire ilk safla ilgili bir şey var mı dedim. Amir evet, Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'in eğer insanlar ilk safta namaz kılmanın sevabını bilselerdi ya kurayla veya sırayla dururlardı dediğini işittim dedi. İbn Abbas şöyle diyor. Birinci safı elden kaçırmayınız. Birinci safın sağ tarafını seçin. Sakın direkler arasında saf tutmayın. İlk safta muhacirlerle ensardan başka kimse duramaz hadisi. Kays bin Ubade şöyle anlatıyor. Medine'de namaz için kâmet getirildiğinde ön safa geçtim. Ömer bin Hattab safları yararak öne geçti. Onunla beraber esmer ve hafif sakallı birisi vardı. Adam ilk safa gelince saftaki herkesi gözden geçirdi. Beni görünce kolumdan tutup geriye itti ve yerime kendisi durdu. Onun bu yaptığı çok gücüme gitti. Selam verildikten sonra bana döndü ve ''Seni geriye itmem çok mu gücüne gitti? Zoruna gitmesin ve bunun için gücenme. Ben Hazreti Peygamber'in ilk safta muhacirlerle ensardan başka kimse duramaz.'' buyurduğunu işittim dedi. Oradaki adamlara ''Bu kimdir?'' diye sordum. ''Bu Übey bin Ka'b'dır.'' dediler.
İkamet getirildikten sonra imamın halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi. Hazreti Peygamber'in böyle yapışı. Birçok kere kamet getirildikten sonra herhangi bir kişi gelip Hazreti Peygamber'le kıble arasına girer ve bir ihtiyacı için Hazreti Peygamber'le konuşurdu. Hazreti Peygamber de uzun zaman ayakta onu dinlerdi. Öyle ki bazen cemaat ayakta uyuklardı. Müezzin kamet getirip halk sustuktan sonra Peygamber bazen birisiyle bir ihtiyaç konusunda konuşur, adamın ihtiyacını yerine getirirdi. Hazreti Peygamber'in bir asası vardı. Adamla konuşurken asasına dayanırdı. Allah'ın Resulü şefkatliydi. Herhangi birisi ona gelirse o kimseye vaatte bulunur, eğer yanında mal varsa vaadini hemen yerine getirirdi. Bir gün kamet getirilmişti. Bir göçebe geldi. Neredeyse Resulullah'ın elbisesine yapıştı ve ''Seninle küçük bir işim var. Namazdan sonraya bırakırsam unutabilirim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalktı, adamla dışarıya çıktı. Adamın ihtiyacını giderdikten sonra gelip namazı kıldırdı. Hazreti Ömer ve Hazreti